Gönül Erleri Derneği ile Müslüman Aile ve Eğitim Derneği olarak yaz sohbetleri kapsamında 6 hafta sürecek olan sohbetlerimizin ikincisiyle karşınızdayız. Bir önceki sohbetimizde fıtrat ile mizaç arasındaki fark ve uyum konularına yüzeysel olarak da değinmiştik. Nasipse bugün de bireysel haklar ve sınırlardan ve neden evlenmeliyiz konusuna giriş yapacağız. İnşallah aileyi de bu anlamda ele almaya çalışacağız. Sevgili dostlar, insan henüz doğmadan, anne karnındayken başlıyor hak sahibi olmaya. Nefes alma, korunma, beslenme, kısaca hakların en önemli, en önde gelenlerine ve yaşama hakkına, gerçi hayvanlarda da var bu süreç ama onlarda insanlardaki gibi bilimsel kodlanan, bu bilinçle kodlanan ve ömür boyu süren psikolojik bir talep çerçevesi halinde elbette gelmiyor. Güdüsel bir aşama olarak kalıyor sadece. İnsan sadece fizyolojik değil elbette, ruhsal ihtiyaçlarını da daha anne karnındayken elde ediyor. Başta kabul görme, onaylanma, sevilme ihtiyacını, bunlar sanki birer hak nesnesine dönüşüyor adeta zamanla. Özellikle de Freudçu bakışla ömrü boyunca ötekinden elde etmek için hep peşinde koşacağı arzu nesneleri olarak. Üstelik de çocukluk çağında farklı olarak koşulsuz değil, hep bedel ödeyecek şekilde ve bedel ödeyerek ve bazen de bir hayatını bu anlamda hayatını ödeyerek peşinden savrulacağı nesneler olarak. Yetişkinlikte de aşk adını alıyor bu arzu. Sartre'ye göre ise aşkı insan gerçekliliğinin kendi dayanağını başkasında bulma sanatı olarak tanımlar güncesinde. Bir takım haklara sahip olmanın derin kökenlerini burada bulur filozof. Hak bu anlamda sosyal sistemin ürettiği bir kavram olmaktan çok, var olma hakkı bulunduğu için var olan varlık niteliğimizle seçilmemiz sonucunu da oluşur ve burada yani insan gerçekliliğinin olumsallığının ürettiği bir fenomen yani olgu, olay olarak da ileri sürülebiliyor. Psikolojik bakışa göre haklılıktan kasıt bir narşist kuruntu değil elbette. İnsan olarak var kalma mücadelemizin de bir gerekliliğidir. Bu anlamda da insanların daha çok benlik kavramlarının hangi kategoride, hangi dengede tutulacağı konusu biraz karıştırılmaktadır. Yani bu benlik kavramını bencillik olarak da algılayabiliyor toplumda insanlarımız. Bu anlamda her insan yaratılışı gereği mükemmel olmasına karşın çoğumuz bu mükemmelliğimizin farkında elbette değiliz. İnsanın mükemmelliğini algılaması ve hayata geçirmesi için öncelikle kendisini tanıması ve tanıyabildiği kendini de o kendisini bilmesi, öğrenmesi ve gerçek kimliğiyle, kim olduğuyla buluşması gerekmektedir. Burada çağımızın düşünürlerinden Scoville, kendini tanımak, hayran hayran kendini seyretmek demek değildir diyor. İnsanın hem ne olduğunu hem de ne olması gerektiğini araştırmasıdır. Nasıl düşüneceğini, nasıl yaşayacağını, nasıl mutlu olacağını, yani bunları kendisine sormasıdır ifadesini kullanır. Yine benlik kavramına baktığımız zaman insanın kendi benliğini algılama ve kavrama biçimi olarak da tanımlanabilir bu. Peki benlik kişinin kendisini ayrı bir birey olarak anlama, algılama, tanımlama deneyimidir? Evet, tanımlama deneyimidir bir yanıyla. İnsanlardan gelecek olumlu olumsuz tepkilere kişi kendini verdiği değeri koruyabilmesi ve fıtratındaki o kendi kimliğiyle var olabilmesi için gerek duymaktadır. Bireyin öznel bütünlüğünü, bilişsel ve ruhsal bütün işlemleri ben kavramıyla dile getirilir. Ruh biliminde bilincin özdeyişidir hatta. Öznel ideali sistemler, bütün nesnel ve toplumsal olgular bütün bunları bene indirgerler sevgili dostlar. Burada ben kavramı kişiliğinde biz olabilmekle ölçülebilir aslında. Genelde ailelerde daha çok şu sorun yaşanmaktadır. Aile içerisinde ebeveynlerin elinde bir kumanda,
çocukları kumanda, hangi tuşa basarlarsa o kanalı açarsınız misali, çocukları böyle kumanda etmek isterler. Dolayısıyla benlik kavramından yoksun olarak bu çocuklar büyürler, birey olurlar, evlenirler ve benlik kavramından yoksun olan bireyler her zaman kendileriyle çatışmada oldukları için de bulundukları ortamda da, sosyal ortamlarında da denge kuramazlar. Bu anlamda da insanın o egoizm, egolarını tatmin etmekten yana sizden başkalarını yok saymanız değildir aslında bu benlik kavramı. Kendi kimliğinizi, öz saygınızla ve değerlerinizle toplumla biz olabilmek önemlidir. Sağlıklı toplumlar sağlıklı bireylerin varlıklarıyla yaşarlar. Ve yeryüzü bahçesinde türlü türlü çiçeklerin farklı tonlarıyla hayata temaşa edebilmeliyiz. Bu anlamda da farklı kişilikleri, farklı bireyleri oldukları gibi kabul edip bu benlik kavramıyla biz olabilmeyi başarabilme yolunda ilerleyebiliriz. Bu noktada da Abraham Maslow'un tarafından oluşturulan kişilerin gereksinimleri kuramında, yani bu motivasyon kuramları içinde önemli bir yere sahiptir bu Maslow'un hiyerarşisi, ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu kurama göre de insanların motivasyonu dış faktörlerden ziyade kişinin kendi içindeki ihtiyaçlara dayanmaktadır. Burada kişinin içinden gelen bu ihtiyaçlar ise bir hiyerarşi içinde gruplandırılmaktadır. Yani kişiye dışarıdan gelen ödül veya ceza gibi faktörler bu kurama göre motivasyon üzerinde çok daha etkili değildir diyor. Aslında Maslow'un kuramına göre burada insanların ihtiyaçları sınırsızdır. Ve insan bir ihtiyacını giderdikten sonra başka bir ihtiyacı ortaya çıkar. Bir ihtiyacı giderme süreci içinde ise tamamıyla memnun olma, hoşnut olma durumu olası değildir elbette. Çünkü insan devamlı bir şeyleri isteme talebindedir. Bu noktada da ihtiyaç giderildikten sonra bir ihtiyaca yönelik motivasyon davranışlar üzerindeki belirleyici etkisini kaybeder burada. Burada ailede kişinin kendisini gerçekleştirmesi çok önemlidir ki Maslow bu ihtiyaçlar hiyerarşisini 5 ana kategoride ayırmaktadır. Bu Maslow'un hiyerarşilerine de bahsedip Asiye Hocam bu ailedeki bu evlenek neden evlenmeliyiz sorusuna konusuna geçmeniz çok daha önemlidir. Çünkü her şeyin temeli ailede problemler başlıyor ve evlenip ebeveyn olduğu zaman bu sorunlar kat kat daha artıyor. Bu anlamda da ihtiyaçları hiyerarşisi Maslow'un fizyolojik ihtiyaçları ve güvenlik ihtiyacını, sosyal ihtiyaçları, değer verilme gibi saygınlık görme ihtiyaçlarını, kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını, gerçekleştirme bu serüveni tamamlamanın aile içinde çok önemli olduğu da ifade edilmektedir. Bu anlamda da fizyolojik ihtiyaçlar nasıl tüm ihtiyaçlar içerisinde en önemli ihtiyaçlar olarak görülmektedir. Yani aç veya susuz olan bir kişi öncelikle bu ihtiyacını gidermekle zorundadır ve diğer ihtiyaçlarını daha sonra gelmektedir. Burada aile içerisinde güvenlik ihtiyacını gidermek de çok önemlidir. Sosyal ihtiyaçlarını gidermek. Bunlardan en önemlisi de insanın kendini gerçekleştirmesi. İşte bu serüvenlerin aile içerisinde gerçekleştirmesi ve kendisini ortaya koyması çok önemlidir. Tabii ki bu ihtiyaçlar hiyerarşisinin aile içerisindeki önemini anlatmak çok uzun süreceği için çok konuyu yüzeysel olarak biliyorum. Çok teferruata girmiyorum zamanımızın kısıtlılığından dolayı. Bu anlamda da her ihtiyacın belirlenmesi için bir önceki ihtiyacın %100 giderilmesi gerekiyor. Ama burada ailede eksik olan şeyleri de iyi temin etmek gerekiyor. Bir şeyleri verirken bir başka en önemli etkenleri eksik tutmanın insanlardan neyi kaybedeceği, neyi eksik göstereceği, bunları da iyi irdelemek ve ona göre hareket etmek gerekli diye düşünüyoruz. Şimdi bu anlamda sevgili Asiye Hocam, insanın en büyük sorunu aslında çocukluktan başlıyor. Yani ebeveynlerin onları psikolojik olarak maddi manevi yaklaşımında nasıl değerlendirilir, nasıl donatıldığıyla alakalı. Çünkü daha sonra sorunlar bütün ebeveyn ya da bireysel bir büyüklüğe eriştiğin zaman daha çok hep sorunları köklerde ararlar, o çocukluk döneminde ararlar. Bu anlamda hem oralardan sıyrılıp neden evlenmeliyiz sürecine doğru bize neler aktarmak istersiniz? Sözü size teslim edeyim. Aralarda yine hasbihalleşmek ve atışmak dileğiyle diyelim hocam. Asiye Hocam sözü size teslim ediyorum şu anda.
Evet, Şeyda Hocam, o kadar kapı açtın ki beynimde, kaç hangisini anlatacağım diye böyle beynimde bir yoğruldum. Aynı zamanda da Beyhan gibi, Şerif Hanım gibi. Sela galiba hala okunan ezan değildi. Endeksende kaldık, dedik ki şu ezanlar, şu selalar ya da şehadetler dinin temeli, ebedi yurdumun ve dünyanın, yurt deyince biz sadece Türkiye sanki algılanıyor, dünyanın öbür ucundayız biz, yani nispeten öbür tarafındayız. O seslerin altında böyle güzel bir dersin içine başlamak, bir ortamın içinde olmak umut verici, ümit verici. Biz zaten inanan insanlarız. Ne umudumuzu yitiririz ne de ümidimizi yitiririz. Ümidimizi yitirmek, umudumuzu yitirmek zaten ölüm. Ölümden gayrı her şeye çare var. Rabbim, ne kadar büyük dertlerimiz, ne kadar büyük sıkıntılarımız varsa her zorluğun arkasında iki kolaylık vereceğini vaat ediyor. Bu doğrultuda baktığımızda değerli hocam, ailenin ve toplumun kuralı vardır. Ahlakı yoktur. Ailenin ya da toplumun, devletin kuralı yoktur. Ahlakı yoktur. Kurallar vardır. Ailede kurallar olur. Toplumda kurallar olur. Ve sınırları belirleyen olgular vardır. Bireylere has olan ahlaktır. Ahlak da güzel bir aile ortamında oluşur. Anne bir modeldir. Baba bir modeldir. Anne ve baba modelliğini ne kadar güzel yapıyorlarsa çocuklar da o modelliğini bir fotoğraf makinesi gibi üzerine alır ve alt bilinç dediğimiz olay çocukluğumuzda bizim üzerimizde oluşur. Hatta İmam Gazali'ye sormuşlar, çocuğu kaç yaşına kadar eğitelim gibi. Hani kaç yaşında çocuk eğitim verelim, kaç yaşında, 4 yaşında geç kalmışsınız. Yani çocukluk dönemi bizim aslında taşa yazarmışçasına bilgilerin verildiği, alt bilincin oluştuğu bir olgu. Ve bütün psikoterapi eğitimlerinde ya da bütün psikolojinin temelinde çocukluğa gidilir. Anne anlatılır, baba anlatılır, çocukluk anlatılır. Çocuklukta yaşanılanlar artık gün yüzüne bir zaman sonra çıkar. Üst bilince bile hakim olabilir. İnsanın üç parçası vardır. Bir alt, yani bizi oluşturan bir çocukluk tarafımız var bizim. Çocuk tarafımız. Bir yetişkinlerin üzerimizde etkin olduğu, yani biz çocukken yapmamalısın, etmemelisin, melisin, malısın kelimelerin çok etkin olduğu bir ebeveyn tarafımız vardır bizim, egomuz diyelim biz buna. Ve de yetişkin egomuz. Yani yetişkin parçamız. Bazı şeyleri yapamıyor idiysek, yani evlilik içinde bazı şeyleri kaldıramıyor idiysek, hala çocuklukta kalışımızdan ya da bu ebeveyn parçamızın hala gölgesinde oluşumuzdan, yetişkin tarafımıza geçemeyişimizden, yani kişiliğimizi, karakterimizi tam oturtamayışımızdan, sağlam bir duruş sergileyemeyişimizin uzantısı olabilir. Bu da neyle olur? Doğru bir bilgiyle. Doğru bir bilgiyle karşılaşıp bu doğru bilgiyi kalbimizle birleştirdikten sonra, kalbimizle mutmain olduktan sonra hayata eylem haline geçirdik mi? İşte o eylem haline getirilişin akabinde o çocukluk döneminde getirdiğimiz bütün olgular çocuklukta kalır. Çünkü biz bir yetişkinizdir, bireyizdir. Emin ve güvenilir bir insanızdır. Artık ruh çağına doğru gidiyoruzdur. Bugün size hazırladığım konular içinde bu da var değerli hocam. Sınırlar ve sorumluluklar dediğimiz zaman bizim sınırlarını bilen, sorumluluğunun farkında olan insanlar çocuklar değildir. Ve devamlı gözetim altında olan ebeveyn tarafımız parçamız değildir, yetişkin parçamızdır. Biz yetişkin parçamızı ne kadar çok güçlendirirsek kendimizi hayatta daha güçlü hissederiz. Doğruyu eğriden ayırt edecek hikmet bilgisine daha çabuk ulaşabiliriz. Daha akıl selim olabiliriz ve bu şekilde olursak yaptığımız hatalardan, söylediğimiz söylemlerden etkileniriz ve kendimizi düzeltme yoluna gireriz. Bundan dolayı bizler belli bir çağa geldikten sonra biz buna deriz, yani böyle hep genelde akıl bali çağ olarak bunu değerlendiririz. Aklı bali olmuş insanlar, evliliği hak etmiş insanlardır aslında. Yani o aklı bali olan insanların vasıflarını,
Allah-u Teala kitabının içinde çok net bir şekilde anlatır. Rüşt, eşüttek kavramı, rüşt kavramı üzerinden çok güzel bir şekilde anlatır. Tabii bunun oluşabilmesi için de bize böyle yolları anlatır. Ben böyle bir kafamda oluşturduğum sırayı size sunmak istiyorum Şehinde Hocam. Hani konumuz evlenmek, evlenmeye doğru gidiyoruz. Biz neden evlenmeliyiz? Yani evlenmek gerçekten şart mı? Böyle bir bu konuyu girdikten sonra yani yetişkin tarafımızın böyle bir evliliğe ihtiyacı var mı? Çocuk tarafımızın evliliğe ihtiyacı yok. Biz çocuğuz. Başımızda bir anne bir baba gibi ya eşinizi anne yerine koyarsınız ya da baba yerine koyarsınız ve o evlilik değildir zaten. Benim her zaman kullandığım bir tezim vardır hocam. Her insan evlenir ama aile olamaz. Aile olabilmek yetişkin insanların yapabileceği olgudur. Sınırlarını, görevlerini, sorumluluklarının farkında olan, bu farkındalıkla hayatını yaşayan insanların yapabileceği üstün bir güzelliktir. Şimdi biz insan olmanın akabinde bu erdemli yolculukta hareket ederken tabii ki hata da yapacağız, kusur da işleyeceğiz. Bu hatalarımızı, bu kusurlarımızı işlerken de ya Adem olma yolunu seçeceğiz ya da şeytan. Ya suçumuzu başkasına atacağız. Şeytanın dostu olacağız, şeytanın arkasına takip edenlerden olacağız veyahut da tıpkı Adem gibi yaptığı hatasının üzerine üstlerini çek, ya Rabbi ben bir hata yaptım, bu hata mı? Ya da bunu yaptığın hata Rahman'a karşıysa Rahman'a arz edeceksin. Ama kula karşıysa, eşine karşıysa yani o olumsuzlukta ne yapacaksın? Eşine karşı ya da arkadaşına karşı ya da patronuna karşı ya da iş arkadaşına karşı kim olursa olsun yaptığımız hatanın sorumluluğunu üstlendiğimiz zaman işte insanlaşma yolunda adım atmış olacağız. Yetişkin tarafımız daha güçlü olacak. Tabii evlilik dediğimiz olay hayatın yalnızlıktan kurtarmak için yaptığımız en büyük olgulardan birisi. Şöyle hocam. Yalnızlık Allah'a mahsus diyoruz. Biz sosyal bir varlığız. Sosyal bir varlık olan insanoğlu gelişip sosyal hayata atılması öncelikle bizim geçimimizi sağlayarak kendimizi ispat etmemizle olur. Yani bunu rüşt çağıyla anlatacağım ben. Yani rüştünü ispat etmiş biriyle anlatacağım inşallah. Bir dille anlatacağım. Çünkü rüştümüzü biz ispat edemezsek İnanın evliliği de hak etmiş değilizdir. Yani her şeyin bir açıklaması yani bir sebebi var. Mesela sokağa çıkan herkes için hayatı önem taşıyan trafikteki kırmızı ışık nedir? Durmanın, yeşil ışık geçmenin bir belirtisi. Evliliğin de bir belirtisi olması lazım. Yani hiç kimse ben artık tamam çok sevdim, ayıldım, bayıldım. Hadi ben bundan evlenmek istiyorum deyip de anne baba çocuğunda bazı oluşumları olmayan ki bunu anne baba oluşturmak için emek vermeli. Şu anda gerçekten biz anne babalar olarak çocuklarımız üzerinde çok fazla bu şekilde bir yetiştirici pozisyona getirmiyoruz. Yani Evlilik ruhsatı olarak aslında onlara bir evlilik ruhsatı hazırlamak lazım. Yani ama işte evlilik ruhsatını hazırlayabilmek için o aile ortamının içinde çocuğunun gözetim altında olmasını gözetim altında onu hissetmen lazım. Mesela bizim buradaki okul sisteminde Şühide Hocam, 4. sınıftan sonra bir ortaokul sistemi geliyor. 4. sınıfa kadar öğretmen çocuğu gözlemliyor. Öğretmenin söylemi çok önemli. Hani bu çocuk 4 tane okul var, 4 çeşit okul var. İyisinden ağırına, en kalitelisine kadar. Mesela gimnazyum lise ayarında hani üniversiteye geçiş yapan, o yani hep belirli sistem oturtmuşlar. Kimisi işçi yetiştiriyor, kimisi okuyamayanları ortada topluyor. Yani yeter ki orada da dolanmasın gibilerinden. Yani bir 4 kademeli bir okul. En yüksek okul hocam, yani o gimnazyum dediğimiz okula Selbstständigkeit diye bir olay var burada. Hani kendi kendine yetebilmesi, kendi kendine çalışabilmesi, kendine yetebilmesi. Yani böyle birisinin itmesiyle değil. Hani öğretmen bunu fark ediyor. Aslında anne baba da fark ediyor. Ama şu anda biz mesela okul sistemini bile bu şekilde ayırıyor ve okula mesela ben yok benim çocuğum gimnazyuma gidebilir kalitesinde her anne baba öyle düşünüyor ama okula gittiği zaman o okulu başaramadığı zaman daha mutsuz oluyor çocuk ve okuyabilse bile okuyamıyor çünkü çok üst seviyeden başlamış oluyor. Hani öğretmenler bunu fark ettiği zaman zaten bir testede alıyorlar, bazen onu başaramadığını anladıkları zaman diğer okula
gönderebiliyorlar. Peki Asiye Hocam, aileler bu hangi noktada yanlış yapıyorlar? Burası da önemli bir nokta. İşte biz aile olarak hocam yetiştiremiyoruz çocuklarımızı. Zaten mutsuz bir aile ortamı içinde kalabiliyoruz. Saygıdan, sevgiden, güvenden, fedakarlıktan yoksun bir aile ortamı oluşturuyoruz inşallah. Ailenin her şey hükmünde olan diğer bu başlıkları tek tek işleyeceğiz beraber. Ama aile ortamında anne ve baba birbirinin değerini düşürecek eylem ve söylemler için değilse çocuk da onu alıyor. Anne ve babaya değer göstermiyor ve o ortamda yetişmiyor. Yani ekstra bir gayreti yok diyorum yani. Saygı çemberinde, güven çemberinde, mutlu bir ailede yetişen çocuğun ekstra yapacağınız hiçbir şey yok. O çocuk sizin aranızda tabii bir ortamda yetişir. Yani böyle suni bir ortam değil. Otur ben sana şimdi yalan nedir diye ayetlerle anlatacağım gibilerinden değil. Yalan söylenildiği zaman olay biter yani. Hani o gel sana namazı anlatacağım, Allah huzurda dur, huzurlu ol oğlum deyip de yani huzurda durmuyor değilse ne anne ne baba, o zaman o çocuk huzurda durmaz yani. Huzurda duran insan huzurlu olur. Yani Rahman'ın huzuruna çıkan huzurlu olur. Evler eğer huzura doğru yönelikse o evde de huzur olur. Rahman o eve huzuru verir. Dost doğru olmak kavramı. Da, tabii dost doğru olmak da bu kalıbın içinde, bu ortamın içinde adaleti sağlamak o toplumun, o ailenin içinde olması gereken olgulardan. Şimdi Asiye Hocam, tam bu noktada aslında bir ifade etmek lazım. Genelde kültürel bir aktarım var ailelerde eğitim olarak. Bu noktada ebeveynler şuna dikkat etmiyorlar, belki de hiç düşünmüyorlar. Su yukarıdan aşağıya akar. Yani biz aşağıya doğru enerji verebiliriz. Aşağıdan yukarıya akmayacağı için su onların bize enerji veremezler. Biz onları yetiştiririz, en güzel şeyleri vermeye gayret ederiz. Bu maddi manevi olarak. Ama ebeveynler genelde belirli bir yaşa getirdikten sonra onlardan daha çok beklentiye giriyorlar çocuklara. Burada da dengeler bozuluyor işte. Bu noktada bir şeyler ifade etmek isterseniz önemli bir noktaya değinebiliriz burada. Yani bunu şuna benzetebilirsiniz. Yani elinde hiç kitap görmeyen bir baba, bir anne çocuğuna oğlum kitap oku diye zorluyor yani. Hani örnek olmak lazım ki yapmayı istediğimiz. Yani biz anne ve babalar olarak ben yemedim, oğlum yesin, kızım yesin, ben okuyamadım, o okusun deyip saçımızı süpürge etmeyi yoluna gireriz. Ve her şeyimizi, bütün emeğimizi onlara veririz. Yani bu da çok fazla görünür mü? Tabii zaman içinde görünmez. Belki yıllar geçtikten sonra ya da başına bir olay geldikten sonra belki görülebilir ama yani şu anda bizim aile ortamında çocuklarımızdan beklentilerimiz, özellikle Türkiye'de yetiştirilen çocuklar, yani yarış atı gibi yetişen çocuklar. Yani bunlar çocukluğunu yaşayamadan ilerliyorlar ve ileriki hayatta belki başarılı bir doktor oluyor iş hayatında ama iç huzuru olmayan bir doktor oluyor. Yani Müslüman iç huzuru olan bir insandır. İç huzuru olmayınca da mutlu da olamıyor. Yani anlık mutluluklarla kanıp geçiyor. Yani şu anda bizler eğer Müslümanız diyor ediysek, kitabımızın verilerine, Allah'ın söylediği söylemlere güvenerek, yani Allah'a güvenerek, onun verdiği doğrultuda hareket edersek Allah evlerimizin huzur ve sükun yeri olduğunu, kıldığını söylüyor. Yani şu anda evlerde huzur ve sükun olmadığını, bize gelen vakalardan çok, o kadar çok vaka var ki. Yani ben yıllardır aile üzerine çalışıyorum Şeyda Hocam. Yani şu parmaklarımın sayısı kadar tanıdığım, süper bir aile dediğim kişiler var yani. Ne kadar güzel, ne kadar da güzel bir aile ortamı. Çocuklarıyla birlikte ne kadar güzel bir şeyler yapabiliyorlar dediğim. Bu üzücü bir ortam, üzücü bir tespit benim açımdan. Şimdi ben bu şey konusuna değinmek istiyorum hocam. Buna her şeyin bir belirtisi vardır dedik yani. Kırmızı yandığı zaman geçiyoruz, sarı yandığı zaman duruyoruz, yeşil yandığı zaman da geçiyoruz. Bu nedir? Geçmenin belirtisi kırmızı, artık herkes de oturmuşuz. Yani biz burada her şeyin bir kuralla olduğunu, bir habercisi olduğunu biliyoruz. Şurayı netleştireyim hocam. Kırmızı ışıkta duruyoruz aslında. Sarı ışıkta hazırlanıyoruz. Yeşilde de geçiyoruz. Yani evet. Bu aslında güzel bir örnek. Yani biz de aile kurmada bu belirtilere uymayan çocuklarımızı evlendirirsek, ki biz de o belirtilerde evlenmiş idiysek, aile facialarına sebep oluyoruz. Yani şu anda bu söyleyeceğim söylemler
vahyin ışığı altında kendimizi check-up yapmak olsun. Check-up yapalım yani şu anda. Ben bu özelliklerin içinde miyim, değil miyim? Yani önemli değil. Ben 31 yıldır evliyim. Babaanne, anneanne olmuşum. Yani o olduğu halde yine bir check-up edelim bakalım. Yani değildiyse rüşt çağını, yani Allah Ahkaf suresi 15. ayet diye hatırlıyorum. Yanılıyorsam arkadaşlarım düzelsinler. Olgunluk çağı olarak niteler 40'ın. Yani 40'ından sonra azını da teneşir paklar der bizim büyüklerimiz. 40 olgunluk çağıdır. Yani hep böyle şu anda danışanlarım 40'ın altındaysa, daha siz doğmadığınız, bunlar sizin hayatınızın tecrübeleri, 40'ından sonra yapmayın bu hatalarını dediğim olgulardır. Şimdi 40'ımızı geçtiysek daha fazla düşünelim, ama 40'tan aşağıdaysak daha şanslıyız. Yani 40'tan sonra alışkanlıkları değiştirmek çok daha zor oluyor, ama değiştirmek bizim elimizde. Bu noktada da 30 yaşında adam 40 yaşında tecrübe sahibi olduğunu der marifetnamede. İşte bu. Şimdi ben vahyin içindeki rüşt çağı ve nikah çağı diye adlandırılan ayetlerle çıkartmak istiyorum. Rüşt mesela doğruluk. Bakara suresi 256'da doğruluk, olgunluk, yumuşak huyluluk, aklı başında olmak, doğru düşünmek. Yani bakın doğruluk ile toplamış Bakara 256'da. Hud 87'de doğruya ileten olarak anlatmış. Doğru yolu bulma yeteneğini Enbiya 51. ayette. Doğru yolu bulma yeteneği Enbiya 51. ayette de rüştü bu şekilde anlatmış. Karşılığı var. Böylelikle rüştü doğru olmak, doğruyu yanlıştan ayırmak, malını doğru kullanmak, müsbet düşünmek ve davranmak, davranışta bulunmak olarak tanımlayabiliriz. Yani müsbet düşünüyoruz ve davranışta bulunuyoruz. Böyle rüştünü tamamlanmamış insanlar bu şekilde bir evlilik içinde olurlarsa ne yapıyorlar? Doğru davranamıyorlar, doğru düşünemiyorlar. Nikah çağı ise akli ve fiziksel olgunluktur. Bak rüşt bu. Nikah çağı hem aklımızın hem de fiziksel olarak olgunluğu. Eşütte kavramı ile bunu anlatıyor Allah-u Teala. Enam suresinin 152. ayetinde ergenlik çağına erişine kadar yetimin malı üzerine hatırlatma yapmakta. Ve Yusuf Aleyhisselam'a da eşütte çağına gelince, ulaşıncaya hikmet ve ilim, yani Nebi Resullük görevinin verildiği Yusuf suresinin 22. ayeti. Bu notlarımı size ileteceğim arkadaşlar. Öğrenmekle, görmekle insan rüşte giden yolda, yani doğrulardan olma ve olgunlaşma yolunda kademe sarf eder. Yani buna nedir? Yetişkin tarafımızı güçlendirerek, hayata farkındalık katarak. Bu farkındalığı, evet ben fark ettim ya, buldum deyip de, yani keşfettiğiniz şeyin siz tadına bakmıyor diyorsanız, yaptığınız şeyi siz yemiyorsanız, keşfettiğiniz yere siz gitmiyor idiyseniz, bu da bir şey ifade etmez. Yani keşfettiğiniz, yani fark ettiğiniz, yapmanız gerekir. Sizin üzerinize göstergesi olması gerekir. Nitekim Cin suresinin 1. ayetinde cinler doğruya ileten, rüşte ileten bir Kur'an işittiklerini söylemiştir. Demek ki rüşt, yani bu eşütteh kavramı bize aslında Allah ile irtibatımızı tam oturtacak olguları da algılayabilmemizin uzantısı. Bu doğrultuda bakıldığında nikah çağında doğruyu müsbet bir şekilde düşünmek, aklı selim olmak, doğru olmak, doğruyu yanlıştan ayırt edebilmek, makul davranışlar sergileyebilmek, marufa göre hareket etmek ve doğru davranmak olarak açıklayabiliriz. Şimdi bu bunun yanında bir de sahip olduklarını savunabilme yetisine sahip olmak. Çünkü yetimleri, ne demiş Allah-u Teala? Yetimleri mallarını yapabileceği, elde edebilecek, kendisi koruyabileceği zaman bütün mallarını verin diye o rüşt, eşütlük kavramını da orada ayırıyor. Doğruyu müsbet bir şekilde düşünmek, aklı selim olmak, doğru olmak, doğruya yanlıştan ayırt edebilmek, makul davranışlar sergilemek, marufa göre hareket etmek üzere onları. İki defa mı yapmışım? Onu tekrar okuyorum. Sahip olduklarını savunabilmesi yetisine sahip, doğruluğu ve güvenilirliğini ispat etmiş olan gençler, bakın buna da çok önemli, doğruluğunu ve güvenilirliğini ispat etmiş gençler evlendikleri zaman daha sağlıklı yuvalar kurar. Şimdi ben bunu nasıl alıyorum? Doğru ve güvenilir, emin ve ehliyetli kişiler.
Bu anlamda da analiz etme yetilerinin olması çok önemli. İşte bu analiz etme yetisi tabii ki bu yetişkin bir birey olmasının uzantısı. Şimdi bu noktada Asiye Hocam, ebeveynlerin çocuklara bir şeyleri öğretirken, ta çocukluk çağından itibariyle bir şeyleri öğretirken emirvari değil, sebep ve sonuç ilişkisiyle açıkladıkları zaman daha iyi oturabiliyor bu verdiğiniz doğrular. Şimdi hocam bunu şu kavram ile oturtacağım hocam. Emin ve güvenilir olmak. Hı hı. Yani şimdi Allah-u Teala bizlere anne ve baba olarak, yani şu güvenilir olmak nedir? Emin olmak nedir? Bu konu üzerine inşallah biraz duralım. Mümin ve emin kelimeleri emanet kökünden geliyor ve emanetin ne kadar derin manalar içerdiğini bize sunuyor. El mümin olan Hak Teala inanan insandan imanın gereği olarak sadakat içinde yaşamamızı istiyor. Sadık olmamız insanın güvenilir olduğunun getirisi. Yani sıdk, güvenilir insanın yapabileceği şeyler. Güvenilir olmak, verilen her nimetin bir emanet olduğunu ve dikkatinin her zaman bu emanetlerin üzerinde olması gerektiğini bilmesi. Bu hal bizde bir farkındalık getirir. Farkındalık halidir değerli hocam. Ve bu farkındalık bizim hayatımıza kalite katar. Çünkü verilen her şey bir emanet. Bu beden bir emanet. İstediğim gibi hor kullanamam. Eşim bana emanet. İstediğim gibi hor kullanamam. Evlatlarım bana emanet. İstediğim gibi, istediğim bilgiyle, istediğim ortamda, istediğim şeyi yediremem, içiremem. Yani onu sağlıklı beslenmesinden tutun, helal gıdalarla beslenmesine kadar, ki kendi bedenim de öyle. Bir insan kendi bedenine ihanet ediyor idiyse ne eşine ne de çocuklarına bakabilir. Her şey insanın kendisiyle başlar. Kendimize karşı güvenilir değil idiysek, yani kendimiz şu anda mesela bu aile okulu bünyesinde biz kendimize çalışıyoruz. Şu anda ben kendime çalışıyorum. Siz de kendinize çalışıyorsunuz. Diğer dinleyenler de kendisi için. İşte bu noktada aslında karşı tarafa yaptığımız vefa olsun, onlara karşı duyduğumuz o sınırlarını korumak olsun, aslında kendi özümüze yapmış olduğumuz vefadır, doğruluktur, kendi sınırlarımızı da korumaktır bir yanıyla. Ama biz genelde hep karşı tarafta neyi alacaklar diye baktığımız için vermek korkusuyla bu sınırları aşarız genelde. Bu anlamda aslında ne yaparsanız yapın, önce kendinize duyduğunuz saygıdan dolayı bunu yapıyor olmayı bilmek çok önemli bir noktadır burada. Evet. Hocam, insan kendisine karşı saygısını yitirirse karşısına da kullanmak çok kolay kolay yani ihlal edebiliyor o zaman. Bu noktadaki chat kısmındaki soruyu daha sonra size yönelteceğim. Siz sözünüzü bir bitirin hocam. Yani bu kendi karşısında kendine saygısını yetiştirirse, kendine güvenini yitirirse, şu andaki bütün psikolojik burhanlar insanın kendine karşı güvenini yitirmesindendir. Bütün beceriksizlik düşüncesi, başarısızlık düşüncesi, değersizlik düşüncesi, yani bütün negatif, ne kadar olumsuz duygularımız varsa bizim kendimize karşı güvenimizi yitirmemizin uzantısıdır. Biz kendimize karşı güvenimizi yitirmezsek, bize verilen emanetleri elimiz, gözümüz, kolumuz, ayağımız, bacağımız, yani bize bütün verilen şu o kadar, sadece hiçbir şey vermedik bir böbrek verdi Rabbim bize. Yani bir fabrikanın yapamadığı bir şeyi, küçük bir böbrek rahatsızlığı geçirsek koca diyaliz makinesi bizim o eksikliğimizi gideremiyor. Şimdi böylesine güzel nimetlerin içinde bize sunulan nimetlerin farkında olmadan, ilk etapta bunu farkında olmadan, farkındalığı orada yakalamadan diğer nimetlerin de görmeyeceğizdir hocam. Verilen evladımız da o şekilde, yani insanı israf edebileceğiz bu şekilde. Eşlerimizi de israf edebileceğiz o şekilde. Ve bu işin formülü hocam, şunu mu söylüyorsunuz? Emanet ve ehliyet. Yani emanet en önemli formülün başı. Şimdi emaneti şuna getireceğim hocam. Şimdi rüşt konusunun akabinde emaneti, bize emanet olarak sunulan evlatlarımızı Allah evlenin demez, evlendirin der.
Yani evlenin emri yoktur, evlendirin emri vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hiç, yani evlenin emri yok. Evlenmek farzdır diye bir şey yok. Evlenmek farz olsaydı yandık yani evlenemeyenler şu anda. Tamam mı? Farzı işlemiyorlar yani. Yani namaz kılın gibi evlenin diye bir emir yok. Ama evlendirin diye bir emir var. Anlatabiliyor muyum? Tanıştırın, vesile olun. Ama bunu yaparken de yani bir mesela çocuklarınızı emin ve güvenilir kişilerle evlendirin. Tamam mı? Yani bütün o şeyler, sistem onun üzerine oturmuşlar. Emin ve güvenilir bir evlat yetiştirmek, emin ve güvenilir biriyle evlendirmek ve aile oluşumuna katkıda sağlanabilmek. Ama bunun oluşabilmesi için değerli hocam, emin ve güvenilir bir aile ortamı şart. Hayır, yoksa yani şu anda biz öyle ortamlarda büyüdük ki yani bizim annemiz, bizim babamız bizim kadar bilgili miydi, bu kadar farkındalıklı mıydı? Ama bir noktada kırılma yaşamak mecburiyetindeyiz. Bana gelen bütün danışanlarıma, annesini, babasını, kardeşini, yaşadığı ortamı, kaçıncı çocuk, çocukluğu nasıl geçti, bir travması var mı, neler yaşamış, bunların hepsini tek tek not alıyorum. Onun yaşadıklarını not alıyorum. Onun altyapısında, alt bilincinde neler var, neleri öğrenmiş, farkındalığı ne kadar yüksek, bunları görüyorum. Gördükten sonra yükleme yapmaya çalışıyorum, farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Aksi takdirde şöyle hocam, karşımızdaki kişi yaralı bir kişi ve çocuk. Yani mesela şu anda ben 3 kişiyle çalışıyorum diyorum. Bu 3 kişi sizi göremiyorum diyorum. Sizi göremiyorum. Siz yoksunuz karşımda. Karşımda küçük bir çocuk var. Karşımda bir annesi gibi konuşan birisi var. Yapmalıyım, etmeliyim. Hani böyle malı meli ile konuşan. Yetişkin hayatının farkındalığını üstlenmiş, sorumluluğunun farkında, sınırlarını bilen birisi. Önemli olan budur. Aile bu. Temel üzerine oturur. İki taraf sınırlarının, sorumluluklarının farkındaysa bu farkındalık kalite katar ve emanet şuuru oluşur. Çünkü bizler her an ölümle burun burunayız. Verilen emanetleri her an elden alınma korkusu bizleri daha çok dikkatli hareket etmeye itmeli. Emanet insanın gerçek malı değil. Emaneti veren ya denemek için verir ya da güvendiği için vermiştir. Yani şu an Rabbim bizi denemek için verdi bunu. Ama kim, yani herkesi de tam böyle güvenilir olmadığını da gördü yani. Aslında Asiye Hocam. Yaratılmada da işte şeytanın o hadisesinde çok güzel anlatıyor. Bu noktada aslında şunu söyleyebiliriz. İnsanın çocukluk dönemi, işte ilkokul çağı, işte bu gençlik dönemi, işte ortaokul çağı falan, belirli bir dönem, işte lise çağı, asıl evlilik insanın o yüksek lisans yaptığı taraf oluyor. Yani asıl imtihanın asıl zorluğu da orada. Asıl kariyer evlilik. Kesinlikle. Evet. Asıl böyle farkındalığın üst pozisyonda olması. Mesela şu anda bütün İslam alemi arayış içinde. Bu arayış tıpkı Hazreti Muhammed gibi. Evet sensin, olsa olsa sensin. Yani şu anda 31 yıldır aynı yastığa baş koyduğum eşim benim hakkımda aynı temeli, aynı güzellikleri söyleyemiyor. Ya da ben onun hakkında aynı şeyleri söyleyemiyorsam, o zaman bu İslam hani temennileri, şunu yaparsak şöyle olur, bunu yaparsak böyle olur. Yok, olmaz. Çünkü her şey ailede başlar. Hazreti Muhammed'in güvenilir olduğunu topluma söylemişti. Başta ailesi. Direkt Hazreti Hatice söylemişti. Annemiz sensin dedi yani, sensin. Yani ilk iman eden kişi Hazreti Hatice'ydi. Ya bu noktada ailenin ne kadar önemli ve değerli olduğunu ve insanın ne kadar tanıdığını ve hiçbir şeyini gizleyemediğini orada göreceğiz. Yani ailedeki zaman, güven aslında vurgulanıyor. Aslında en önemli faktör güvenmek birbirlerine. Tabii ki, tabii ki güven ortamı, adalet, adil bir ortam. Ne diyor? Hani sen akrabalarında adaletsizlik yapmazsın, akrabalarına haksızlık yapmazsın. Yani bu çok önemli bir şey. Hiç kimseye haksızlık yapmasın. Şimdi emaneti olan kişi değerli hocam ya bu güvene layık olur, emanete ihanet etmez ya da sadakat gösterir, emaneti sahibine sağlam iade eder. Denilmek için verilen emanetler insan ile Allah arasındaki ilişkidir. Güvenilerek verilen emanet de insan ilişkinin bir parçasıdır. Şimdi bir dikey ilişkimiz var, bir de yatay ilişkimiz var. Dikey ilişkisi tam olmayan yatay ilişkisinde de mutsuzdur. Bak, dikey ilişki bize huzur getirir, yatay ilişki bize mutluluk getirir. Huzuru olmayan, huzurda durmayan mutlu olamaz. Yani mutluluk
anlıktır. Huzur devamlıdır. Anlatabiliyor muyum hocam? Evet, süzgeçten geçmiş hali. Rahman der ki Nisan suresi 58. ayet. Allah size emanetleri ehline vermenizi, yani bu insan insan ilişkisinde yatay ilişkiyi kuralım, ehline vermenizi ve insan arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel ilişki verir. Allah dinler ve görür, bilir. Emanetin emin kişiye vermesinin yanında da layık bir kişiye verilmesi şart. Yani emanete layık olma bir basiret ve feraset işte hocam. Bilgi ve tecrübeleriyle ferasetlerini genişletemeyenler basiretli olamazlar. Teslim edeceğimiz emanetimizin, yani kızımız, aslında oğlumuz da kızımız da, İki taraf birbirine emanet ediliyor. Oğlumu gelinime, gelinimi kızımı damadıma emanet ediyorum. Yani bu şekilde birbirine emanet ediyorsunuz. Ehliyet sahibi birine verilmesi. Ehliyet olmayan birisinin arabasına biner miyiz dostlar yani? Biliyorsun ki ikide bir kaza yapıyor, ehliyeti de yok. Bu insanın arabasına biner miyiz? Emanet sahibinin önceliği olmalı. Bunun için de feraset ve basiret gerekmeli. Tecrübelerden faydalananlar yanlış bilgilere kişilere emanetlerini teslim etmezler. Bu noktada da evliliklerde hocam işte bu anlamda sınırları da koruyamıyorlar. Şimdi emanet etti diyorsunuz ama onlar emanet olarak almıyorlar. Artık bu benim malım tabiri caizse gözüyle evet. Bakıyorlar. Çantada keklik artık bitmişti. Sınır, zaten sınırlar da bu noktada aşılıyor. Hani bu kirpi metaforunu bilmiyorum duydunuz mu? Kirpi metaforu bunu çok güzel aslında izah ediyor. Bu sınırları korumak anlamında bu kirpi metaforunu şu anda çok tefaran anlatmayacağım ama kirpiler hani dikenleri vardır. İşte ikisi ısınmak istiyorlar da ki birbirlerine yaklaştıkça batıyor. Uzaklaştıkça üşüyorlar. İşte bu sınırları yani belirli bir mesafeyi koruyabilme anlamında bu sınırları aşıyorlar. Ebeveynler de çocuklarını malı gibi kullanıyor. Eşler birbirlerine artık işte ondan neyi alabilirsem, ne kar edebilirsem gözüyle bakıyorlar. Bir emanet gözüyle bakmıyorlar. Burada işte sınırları koruyamadığımız için biz aileyi hala konuşur durumda oluyoruz. Gençler de keza bu anlamda hala niye evleneceğim, 30'a gelmiş, 40'ına gelmiş evlenmeyenler var. Çünkü artık evlendiğin zaman bir kalıbın içine girecekleri var. Çünkü öğretiler bundan yana, gördükleri örnekler bundan yana. Burada da sıkıntılar çokça yaşanıyor kıymetli hocam. Evet, yani zaten bu sıkıntılar yaşanması aile üzerine konuşmayız. Sanat üzerine, bilim üzerine, yani böyle güzellikler üzerine, neler yapabiliriz üzerine. Ama biz hala da biz birbirimize, ailelerimizi nasıl yaparız da çocuklarımızı nasıl kurtarırız da yani teknolojiden nasıl kurtarırız yani ailede hani o tabii onlar da çok yani bunları hani giremiyoruz yani. Yani bu konulara mesela düşün çocuklarımız bir bağımlılığın kurbanı oluyor. Yani o açlık duygusu onu çok yanlış kişilerle arkadaşlık yapmaya sebep olabiliyor. Hani bunun oluşmaması için gerçekten sağlıklı bir aile yapısı çok değerli ve çok önemli. Değerli hocam, yani bizler emin ve ehliyetli idiysek kendimiz güvenilir ve bu işi yapabilirim noktasında idiysek kendimizi test noktasında evet yani şu anda emin olmam ve güvenir olmam çocuklarıma da bunu göstermeme, öğretmeme sebep oluyor. Yaşayarak öğretmeme sebep oluyor. Ve bu doğrultuda da çocuklarımın eşlerini seçerken sadece yol gösterici olabiliriz. Yani bak bu emin ve güvenilir insanlarla dostluk yaparsan, arkadaşlık yaparsan, hele aile için seçtiğin kişi böyle biri olursa çok daha iyi olur. Tabii biz burada evlenme çağına gelmiş bir kişiye verdiğimiz tabii ki kriterler var. O kriterleri biz burada aile okulu bünyesinde de anlatıyoruz. Tabii gönül sevince artık akıl duymuyor. Evet, sevgi çok önemli bir olgu ama sevmeden önce bütün bu emanet ve ehliyet konusuna dikkat ederek bu doğrultuda kendisini, gençlerin yetiştirmesi, bizim de bu yetişimde evlatlar olarak evlatlarımızı yetiştirme noktasında gayretimizin olması gerekiyor. Evet. Ki evlenelim, yani neden evlenelim?
konusuna girdiğimiz zaman, evlenme, hani neden evlenmeliyiz konusuna geldiğimiz zaman, Hazreti Resulullah'ın bir tavsiyesi ne burada okumak isterim. Yani ey gençler topluluğu, içinizden kim evlenmeye muktedirse evlensin, gücü yetiyorsa evlensin. Çünkü evlenme yüzü haramdan söndürücü kuruyordur. İffeti en iyi koruyan budur. Yani bu demek ki evlenmenin en önemli sebebi iffetimizi muhafaza etmek, haramlardan uzak durabilmek. Özellikle cinselliğin ayakları altına alındığı, yani bütün her baktığın yerde cinselliğin uyarıldığı bir ortamda ve yanlış yönlendirildiği bir ortamda, düşünün Müslüman ailenin içinde şu anda lezbiyen, gay çocuklarımız oluşuyor ve bunlara da engel olamıyoruz bu toplumda. Küçük çocuklarımız bile bu akımın altında kalabiliyor ve iffetimizi daha çok küçük yaşlardayken kaybedebiliyoruz çocuklarımızın ve kendimiz de duygusal bir açlık yaşamanın ürünü olarak, evet. Ne oluyor? Anne de ya da baba da bu duygusal açlık yaşanmıyor idiyse, iki taraflı sanal dünyada bu duyulmaya çalışıyor veya da sanal kişilerle ya da başka bir ortamda ikinci kişilerle bunlar duyulmaya çalışıyor ve iffet bu şekilde zedelenebiliyor. Evlenmeye engel nedir diye baktığımızda ayet çok açık ve net, zina eden erkeğin zina eden birisiyle ya da müşrik birisiyle layık olduğunu, müşrik birine layık olduğunu, Allah'a şirk koşan kişidir. Allah'ın hiç affetmediği atıl bir mahluktur müşrik. Veyahut da zina eden kadın, zina eden erkeğe. Yani Allah haram kılmıştır zina edenle evliliği. Bunu alışkanlık haline getirenle evliliği. Rahman haram kılmıştır. Hiçbir şekilde başka türlü bir haram söz konusu okumadım ben ayetlerle baktığım zaman. O zaman baktığımız zaman arkadaşlar, burada bizim evlenmemizin birinci sebebi iffetimizi muhafaza etmek. Ki der Allah-u Teala, kim de evlenmeye gücü yetmezse oruçla devamlısın. Zira oruç şehvet için kuvvetli bir kırıcıdır. Yani oruç, yani orucu bozan olgulara baktığımız zaman nedir? Cinsel beraberlik ve bunun yanında da yeme içme. Bakın oruç buna bir engel diyor. Ateş, ne demişti hadiste? Aklımda kalan damarda, kanın damarda dolandığı gibi şeytan damarda dolanır. Siz oruçla onun yolunu kesin diye bir yine bir hadis hatırlıyorum. O zaman bizler maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı giden hem de ruhen hem de madden sükun bulmak için biz insanın maddi, yani eti, kanı, kemiği, maneviyatı, ruhu, duyguları, vicdanı, sonucunda düşünce dünyasındaki bulduğu huzurla da mutlu oluruz. Yaşadığımız anlık güzellikler bizi mutlu eder. Mutlu anlarını unutup acılarını her zaman zıpsıp önümüze koyan da sorumlu olayan. Dersimizi sonlandıralım diyorum. Allah evet. Ne der Rahman? Rum suresi 21. ayetinde kaynaşıp huzura kavuşmanız, yani sükun bulmanız, sakinleşmeniz için kendi cinsinden zevceler yaratması ve aranıza nevedet ve merhamet koyması onun kudretinin varlığının delillerindendir der Rahman. İnşallah diğer derslerimizde bu ikili denge üzerinde konuşacağız. Nevedet ve merhametten. Evet. Sevgi koftur. Genelde sevgi olarak meğerlerde bütün oluruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de sevgi değil, meveddetten, aile içindeki meveddetten, muhabbetle kalpte oluşan sevgiden bahseder. Meveddet ve merhamet, rahmet etmek, acımak. Bu ikili kavramı olan, yani bunu dengeli bir şekilde kullanan ailelerin, evlenenlerin huzur ve sükûna kavuşturacak yolda, yani aile olma yolunda büyük adım atacağını müjdesidir. Evet. Allah o evi, evet, kendine delil kılar.
Evet, bu arada da insanın sevgiyi nasıl anladığı da çok önemli, kıymetli hocam. Aslında çoğu zaman insan bir şey isterken karşı tarafın iyiliği için, kendi menfaati için istiyor. Karşı tarafın iyiliği için değil. Bu noktada da dengeler bozuluyor. Yani biz kavramı olamadı, hep ben kavramıyla hayatı yaşıyoruz biraz da. Bu noktada da biraz önce de dinleyicilerimizden bir tanesi yazmıştı, bunu size aktaracağım demiştim. 40 yaşına gelmiş, 2 kere evlilik yapmış ve şu anda evlenmekten aynı cesareti bulamıyor. Yani böyle güvenilir bir insanın olmadığını da düşünüyor. Böyle bir serüvenden geçenlerimiz de çok oluyor. Bu psikolojinin temelinde acaba bunu nasıl yapmak lazım? Aslında biz neden aile danışmanlığı eğitimlerimizde bu bahsettiğimizde, daha önceden başlarken de ifade ettiğim gibi, genelde dini konuşmaları araya koymazlar. Ama biz diyoruz ya, fıtrat Allah'a aittir. Ve yaratılan o İslam dediğimiz üzerine fıtrat yaratıldığı için biz bunu oradan ayırdığımız zaman çözüme tam ulaşamıyoruz. Belki o yaklaşım, hani dini bir tarafa görüp yaklaştığımız zaman belirli çözümler bir yerde oluyor ama mutlaka yine bir yerde tıkanıyor. Biz bu yüzden diyoruz ki fıtratımız Allah'a ait, yani insan Allah'a aittir, ruh ona aittir ve ruh ondan uzaklaştığı zaman çıkmazlara girer. Kıymetli arkadaşımız da 2 kere bu evliliği yapmış, 40 yaşına gelmiş olmasına rağmen bu duygusuna nasıl aşabilmeli? Yani evet, ümit var olmalı. Yani alınan orada yaşadığınız hadiselerden ders alıp neyi eksik yaptım ya da neyi doğru yapmalıydım, nerede neyi yapmalıydım, o teraziyi dengeleyip yoluna devam etmek olması gerektiğini, çok uzatamayacağız zaman kısıtlı olduğu için. Buna da bir iki cümleyle değinsek belki kendileri için de bir kapı ışık açmış olabilir kendi Ben ufkunda. şimdi bir kardeşime diyorum ki, kardeşim ben sen yeni doğmuşsun ya. Hayat 40'ından sonra başladı. Onların hepsi bir tecrübe. Tecrübenin her zaman iyisi ve kötüsü olmaz. Tecrübedir, her zaman iyidir. Nasıl olayları anlamlandırırsanız hayatınızda öyle kalır. Yani yaşadığınız şeyleri travma olarak anlamlandırırsanız travmadır onun. O travmanız olur. Ama siz onun yaşadığınız bir tecrübeydi. Bu tecrübeyi değişik bir bakış açısıyla, duruşunuzla değiştirerek ve güzele yorarak, yani hatırlarsanız Hazreti İsa'ya da meylederler, yani peygambere de Hazreti Muhammed üzerinden de anlatırlar. Bir tane ölü köpeğin yanından geçiyorlar, burnunu kırıyorlar. Ne güzel dişleri var diyor yani. Orada bakış açısı. Yani orada nasıl baktığınızla alakalı. Yani şunu gerçekten unutmayın. Yani Ahkaf suresi 15. ayet ya da 45. ayette, ikisinden biri 45'ti galiba. Orada Allah-u Teala diyor ya, olgunluk çağı, daha 40 olgunluk çağı, insanın daha yeni hayata girdiği, yani pes etme çağı değil, hayatın yeni başladığı. Siz durduğunuz yeri değiştirin. Sadece yaşadığınız ne olursa olsun ona farklı anlam yükleyin. Farklı anlam yüklediğiniz zaman hayatınız çok farklılaşacak. Ve sadece durduğunuz yeri değiştirin. Lütfen hiçbir zaman pes etmeyin. Güzel bir yazı okumuştum. Yazıda şöyle diyordu: malınızı kaybederseniz hiçbir şey kaybetmemişsiniz. Yani şu anda siz malınızı kaybettiniz, 40 yaşındaki beyefendi. Ama sağlığınız giderse yarı işlerini bitmiştir. Sağlığınız yerindeyse zaten hiç durmayın. Lütfen evlenin. Ama ümidiniz gittiyse her şeyiniz bitmiştir. Yani bir insanda umut yoksa, bir insanda ümit yoksa zaten müminliği de, Müslümanlığı da yoktur. Yani ben hiç kimseye güvenmiyorum diyorduysanız siz kendinize güvenmiyorsunuzdur. Bu noktada kendi güveninizi tartın lütfen. Siz ehil bir insan mısınız? Siz güvenilir bir insan mısınız? Yani bunu Sabit Bey için konuşmuyorum tabii ki. Bunu genel olarak konuşuyorum. Biz, yani şu anda söylemlerim neydi? Bize yansıdı. Ben güvenilir bir insan mıyım? Ben ehliyetli bir insan mıyım? Ben ehliyetliysem gel bin arabama diyebilirim. Tamam, benim gemim varsa gel benim gemime, suda boğulma diyebilirim. O zaman suda boğulacak olan bir insan bile sizin tuttuğunuz elle adaletli ve güvenilir bir ortamda, kötü bir insan dahi olsa kesinlikle mutlu olacaktır. Mutlu olan insan gerçekten mutlu eder.
Bir de bunu bir beyefendi söylüyorsa, bakın hanımlar çok basit mahluklardır, çok zor gibi anlatırlar size ama hanımları ben anlatayım size, benim dilimden dinleyin. Eğer sevdiğinizi söylerseniz eşinize, sevilen bir kadın güzel kadındır. Eğer onu takdir ediyorsanız o kadın mutludur, takdir edin. Ya ufacık bir şey yapmış, yemek mi yapmış, ya sana bir çay mı yapmış, senin için bir şey mi yapmış? Ya takdir et onu. Takdir ettikçe, yani takdir, iltifat neydi? Marifet iltifata tabidir. Tabidir yani. Marifet iltifata tabidir. Siz ne kadar iltifat ederseniz o marifetlerini size döker. Yani bu kadar basittir ama sadece takdir edeceksin ve mutlu edeceksin. Bir de kadının kendi hayatında yapmak istediği şeyler vardır. Bir danışanım var şu anda. Ya kadın farkındalığı yüksek bir kadın. Bir de burada dil gelişim uzmanı kadın. Ve burada çalışıyor. Beyefendi bir şey söylüyor. Kadıncağız okuyor, araştırıyor. Bir şeyler, yeni bir şey fark ediyor. Onunla konuşuyor. Ah, bunlara da inanır mı? Gerizekalıların işi gibilerinden. Böyle onu küçümseyici bir şey söylediği zaman ne oluyor? Şimdi ben buna diyorum ki Allah'a şükür ayrılmak üzereydiler. Şimdi iyiler. Handolsun. Kadın adına diyorum ki bak diyorum. Senin eşin kabına sığmayan bir kadın. Ve bir şeyler yapmak isteyen bir kadın. Yani farkındalığı yüksek bir kadın. Ve bu bir şeyler konuşmak istiyor. Bırak konuşsun. Bak diyorum yani bunu sen konuşturmazsan, birileriyle bunu paylaşmazsa, yazmazsa, çizmezse. Ya mesela sen yaz diyorlarmış kadına. Adam demiş ki sen mi yazacaksın diye küçümsüyormuş yani. Ya bırak diyorum yazsın, çizsin. Kendini fark etsin. Kendini ortaya koysun. Hayalleri arkasında gitsin. Sen bu noktada onu kendisini gerçekleştirmesinin önünü, yolunu aç, destekle onu. O zaman bu kadın huzurlu olur. Ve biliyor musunuz dostlar, beni dinleyen bey kardeşlerim, eşlerinizi bu şekilde güzel hissettirirseniz, onu mutlu ederseniz, takdir ederek ve onların yapmak istediklerinin önünde engel olmazsanız, yani o huzurlu yaparsanız, bu kadın güzel, mutlu ve huzurlu bir kadın. İnanın bana. Kocasına ya da toplumuna veremeyeceği hiçbir şey yoktur. Bu noktada lütfen bana inanın, bana güvenin. Yani 31 yıllık bir evliliğin ürünü olarak, aile danışmanın ötesinde yaşayan birisi olarak. Yani benim eşim çok akıllı gerçekten. Beni tutmuş olsa başına bela olacağım yani. Ama şu anda o içeride rahat, ben burada sizinle paylaşıyorum yani bütün bunları. Yani hayatın güzelliği burada. Yani aklınızı kullanın. Onun için pes etmeyin lütfen. Yani evdeki düzeni sağlayan, aslında adaleti sağlayacak olan birisi varsa, biz kavram konusuna girebilirsek sahip bunu anlatacağız. Beylerin elinde. Kadın, yani kadın korunmaya muhtaç kişiler. Biz korunmaya muhtaçız yani. Küçük kadın hikayesi yalan diyorum yani. Mesela bir arkadaşım da neyle konuşmuş, yazmış. Feministlikle mi alakalı bir şey şurada? Çok şeyler yazdılar hocam. İşin içine girersek çıkamayız. Yavaş yavaş gelin arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Hangi birini okuyacağız? Vallahi hocam zaman zaten biliyorsunuz bize bir saat yetmiyor böyle konulara girdiğimiz zaman. Ben şunu da değinmek istiyorum. Aslında biz genel bir ifade yapıyoruz ama kişiye göre davranmak lazım. Muhatabınızı tanıyıp ona göre hareket etmek lazım. Muhatabının mizacını, kişiliğini anladığınız zaman o zaman ona göre stratejiler de geliştirebilirsiniz. Ben bu beyefendiye bir de şunu ifade etmek istiyorum. Eğer 40 yaşına gelmiş ve bunu dile getiriyorsa bu bir farkındalığın emaresidir. Necip Fazıl'ın ifadesiyle diyor ya, 35 yaş saatin işlemiş. Ben durmuşum, gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Şu anda bunun farkındaysa demek ki bu gökyüzündeki o uçurtmanın, o gökyüzünün farkındadır demektir. O zaman yolun yarısı değil bu. Fark ettiğin yolun başıdır. Bundan sonrası inşallah daha farklı olacaktır. Yeter ki bu farkındalığın farkına varıp ve o farklılığı kendi hayatına insanın aksedebilmesi önemlidir. Kıymetli hocam. Bizimkisi biliyorsunuz hocam, biz bu konulara girdik mi işin içinden çıkamıyoruz. Çok uzuyor ve gecenin bir yarısında bulabiliyoruz kendimizi. Dilerseniz son sözlerinizi alıp nihayete erdirelim. Yani bakın sabit bir durmuyor, dolduruyor böyle aşağıları. Evet, evet. Mutlu edeceksin diyorsunuz. Bu mutluluğun sınırı olmalı. Mutluluğun sınırı yoktur. Dostlar, mutluluğun sınırı yok. Mutluluk her zaman artan bir şey. Olun, 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 bir daha olun, 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 bir daha olun yani. Mutlulukta sınır yok.
Yani bu tatmin sınırı olmalı. Yani tatmin dediğimiz, bak, mutmain olmak için, yani tatmin dediğimiz olaya Allah, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, bakın İbrahim Aleyhisselam, ölüleri nasıl diriltirsin yani? Ya bu sorulacak soru mu ya Allah'a karşı? Ama Allah'ın verdiği cevap çok değerli ve çok önemli. İnanmıyor musun yani? İnanıyorum ya Rabbi. Kalbim mutmain olsun. Yani kalbini mutmain ettiğiniz zaman bu nedir biliyor musunuz? Bu kesinlikle bu mutluluğun, hani o dediğiniz o sınır, o mutmainlikte. Yani kadın her zaman dener. Ben biricik miyim? Ben biricik miyim? Hayatım ama biricik. Ama bu noktada da Asiye Hocam diyor ki sadece kadının mutluluğu bazında bakmamak lazım. Erkeğin mutluluğu bazında. Aslında insan mutluluğu, yani bu cinsiyet olarak değil, insanın mutlu olması alanında tabii. Bu erkek de olabilir, kadın da olabilir. Mutluluğu da şey olarak verdik yani, böyle hani dikey ilişkiyle aranız kuvvetli olursa, yani Rahman'la, bu huzurdur. Huzurlu olan insan yatay ilişkilerde de daha böyle sağlıklı ilişkiler kurar. Mutluluk da farazidir benim algımda. Çikolata yersiniz, çok mutlu olursunuz. Çok güzel bir ortamda olursunuz, çok mutlu olursunuz. Kendi evinize geldiğiniz zaman o ortamda huzurlu, o mutluluğu bırakmazsınız. Kişiye göre farklılıklar gösterebiliyor bu. Yani bu kişiye göre aslında farklılık, değişim, mutluluk şeydir yani, böyle hani böyle su yedikten sonra şunu da diyebilirsin yani, ah yemeseydim kalorisi üzerimde kaldı da diyebilirsin bunun. Tamam, mutluluk böyle o anlıktır, anlık, geçici, yani benim algımda böyle bir olgu var. Haz olarak da özetleyebiliriz aslında belki. Ama hazsız bir hayat yok. Ama evet, haz odaklı da yaşanmaz. Yani haz deyince yani seküler bir dünya gelir bizim aklımıza. Ama seküler dünyayı terk ederek de Allah'ın, yani o ebedi dünyaya geçiş yok. Yani insan, mümin denge üzerine. Bu dünyayı terk ettiğimiz ahireti de. Ne diyoruz? Rabbena atina fid dünya. Ya Rabbi, bize bu dünyada ve ahirette hasene. Hasene bütün güzellikler. Bütün nimet. Ya Allah ne kadar güzellik yarattıysa, ya benim gözüm doymuyor. Yani mesela mutluluk diyorsun, benim gözüm doymuyor. Her gün değişik bir yer göreyim, her gün değişik bir tat tadayım istiyorum. Ha, yoksa da yok, sınırların doğrultusunda. Anlatabiliyor muyum? Yani evet, böyle bir olgu yok. Ne dedi? Mutluluğu kocasının harama, rüşvet hesapmasına gören bir kadın nasıl? Yani böyle bir kadınla zaten evlenmezsiniz yani. Zaten böyle bir kadın size gelmez. Gelmemeli. Yani bakın arkadaşlar, yani sizin kendi sınırlarınız belliydiyse, o sınırlarınız dairesinde kalmasını siz zaten başta bunu, ben buyum dersiniz yani. Yani ben buyum dedikten sonra kalkıp da ben rüşvetle şunu yapacağım, ben faizle bankadan bana para çek, ev al, araba al. Yani arkadaşlar, samimi olalım, mümin olalım bir kitapta. Mümin olursak zaten böyle bir sıkıntıyla hani böyle mesela, yani mesela şu anda birçok yerde gücümüzün üstünde yapamadıklarımızda neye gidiyoruz? Yapmayı istiyoruz. Ne yapalım o zaman? Ondan bundan da alamıyoruz. Vermiyorlar ya da olmuyor. O zaman bankaya gidiyorlar. Yani faizle bunları yapabiliyor. Allah faiz olan bir işlem yapılan bir yere savaş açacağını söylüyor. Bizim değil, Rahman'ın savaşı. Yani orada mutluluk yok. Orada huzur olmaz. Yani huzur olmaz orada. Çünkü Rahman'a rağmen yapılan bir aksilik var burada. Hasılın böyle. Yani aslında baktığımız zaman tek boyutlu konuşulacak, anlatılacak bir şey yok. O kadar çok geniş bir alan ki bu. Her konuda bir başka pencere açacak bize. Burada özetlemek gereken, biraz önce arkadaşımızın bir tanesi de yazdı. Yani işte İmam Hatip'te kızların dağılan. Burada zaten bahsetmiş olduğumuz, biz artık kültürel olarak bile, bırakın İslami akideyi, kültürel olarak bile biz değerlerimizden uzaklaşmışız. Nerede kalmış İslami ölçülerde yaşamak kalsın. Biz önce o kültürümüzü, o kaybedene o değerlerimizi elde edeceğiz ki insanlara biraz da bu o süzgecin altına geçirebilelim. Bu anlamda zaten biz önceliklerimiz,
tercihlerimiz değişti. Yani bizim bir ayağımız sabit, bir ayağımızla dünyayı dönebilen insan olmak yerine iki ayağımızla dünyada nereye gittiğimiz, ne yaptığımız, ruhumuz, bedenimiz, aklımızın ne yaptığı belli olmayan bir bireyler ve insanlar haline dönüştük. Bu yüzden önce kendimizi, bu benlik kavramını yerine oturtmak lazım. Bu ruhun kime ait olduğunu ve bizim nerede ne yapmamız gerektiğini, bu ölçüleri kendi iç dünyamızda onun dengesini kurmak lazım. En önemli ekseninde bir denge olduğunu ve önce insanın kendisini keşfetmesini, kendisinin bir düzene koyması lazım ki karşı tarafı da daha iyi anlayabilmek ve tahlil edebilmek anlamında. Söz çok uzun, konu çok derin. Hani kuyu, işte kuyu derin ama ipimiz kısa zaman olarak. Bu yüzden sadece şunu not, son not olarak düşeyim. Lütfen. Bunu inşallah değineceğiz. Sadece Musa'nın tahmine karşı söylediği, bilmiyorum, geçen hafta değindik bu ayete. Bizim hiç kimseyi değiştirmek gibi bir lüksün, ya da bir şeyler böyle dikta etmek gibi bir sorumluluğumuz yok. Hidayet Rahman'ında. Yani eşim bunu yap diyorsa onun şeyi altında, yapmıyorsa onun şeyi altında. Yani hiç kimse kimsenin sahibi değil. Yani birbirimize sahibimiz gibi davranmayalım. Biz kendimiz olmamız gereken gibi davranalım. Aksi takdirde karşımızdakinin karşısında zorlayıcı, zulmedici, cedid bir insan durumuna düşeriz. Yani geçimsiz bir insan durumuna düşeriz. Sorunlar orada çıkıyor. Yani ailede bir problem vardıysa karşı tarafı değiştirmek üzerine oluyor. Karşı tarafı değiştirmek değil, kendi hayatında olması gerekenleri yaşayarak, onu örnek olarak yapma düzeninde yaparsak, ne kadar büyük sorunlu bir yapı ile karşı karşıya kalsak bile, hele hele Hazreti Asiye'nin tavrına takılarak, yani Firavun'un kırısı olarak geçer ama biz o ismi şeyden almışız, yani İsrailiyattan gelmiş vahide Firavun'un kırısı olarak geçer. Onun takındığı tavır çok. Eşimiz Firavun kadar zalim birisi olsa da, kadın olsun erkek olsun, ya Rabbi ben senin katındaki saraylara talibim noktasında olursak, yani eğer kadın idiyse sorumsuz, onda bir hayır vardır deyip Allah'ın vahyine kulak verirsek, değiştirme yolunda değil, onu o şekilde, yani sizin sınırlarınız ve belirliyse, bugün neydi? Sınırlar üzerineydi konu. Sınırlarımız tam belirli ve kurallarımız tam vardıysa aile ortamında ve herkes sorumluluğunun farkında olarak, ki herkes de değil, ben. Yani eşim sorumluluğun farkında değil. O onun problemi. O Rabbına verecek hesabı. Ben de Rabbıma vereceğim hesabı. O yapmadıklarının hesabını verecek. Ben de yapmadıklarımın hesabını vereceğim. Evet. O yaptıklarının mükafatını alacak. Ben de yaptıklarımın mükafatını alacağım. Tabii çok güzel bir şey. Bakın neden bahsettik? Emin ve ehil olan kişiden. İki emin ve ehil olan kişi birbirine denk gelirse gerçekten güzel bir aile yapısı olur. Ha, birisi emin ve ehil, yani birisi sağlıklı kişiliğe sahip, diğer kişi sağlıklı kişiliğe sahip değilse beklesin kardeşim, mücadele etsin. Onu değiştirmek üzerine değil, doğru hal ve hareket üzerinde durarak onun değişimini Allah'tan talep ederek. Çünkü kalpler Allah'ın elinde. Bir insan iyilik yaptıkça iyilik yaptığı yerden kötülük görmez. Ne der Rahman suresinde? Sen sana karşı kötülük yapana iyilik yap, bakarsın candan dostun olur. Ya biz bunu niye uzak insanlarda arıyoruz? Kocan sana kötülük yaptıysa, karın sana kötülük yaptıysa sen iyilik yap durmadan. Ama biz bu hasreti, güzel, yüce hasrete bürünemiyoruz. Allah'ın bu sözünün altında eriyemiyoruz. Ya o kötüyse ben iyi olacağım. O attıysa ben gül atacağım. O noktasında olmuş olsak, inanın, yani öfke kontrolümüzü yapabiliyor idiysek o noktada. Çünkü neydi? Peygamber Efendimiz'in dediği gibi en büyük cengaver meydanda yenen değil, öfkesine hakim olan. Ve bütün kavgalara bakın, bütün ayrılmalara bakın, bütün ayrılmaların altında yatan sebep öfkelerinize sahip olamayıp o öfkeli andayken, kendi kulağın duymadığı ama karşıdakinin kulağın duyduğu o ağır hakaretleri ve geçmişte yaşadıklarını ta nereye kadar, evlilik öncesinde, işte düğünde yapıldı yapılmadıya kadar, verildi verilmediye kadar bütün hepsini ekleyerek, yani bir
kusarcasına tabiri caizse. Ki biz bunu bize gelen vakalarda çok görüyoruz. Ta boşanma hadisesinde neler neler. Bu noktada zaten egolar daha çok ön planda olduğu için burada sözün de tılsımını unutmamak lazım. Yani nasıl söylediğin de çok önemlidir. Bu anlamda insanın güzel söylediğin zaman farklı, eğer sorgulayıcı ve karşı tarafı şikayet edici söylediğimiz zaman da savunma mekanizması devreye giriyor. Bunlar da çok önemlidir bu iletişim noktasında. Bu noktada nihayete erdirsek. Nortec Web. Ya Nortec Web, kim idiyseniz bilmiyorum ama böyle bir tuhaf isim vermişiz kendine. Nortec Web diyor ki herkes hür yaşayacaksa o zaman neden evlilik? Arkadaşlar, evlilik özgürlüğün gitmesi mi? Özgürlük demek yani hürlük kadar insan. Yani siz evlendiğiniz zaman hapse mi giriyorsunuz? Hapis hayatı mı evlilik? Ben neden bahsediyorum? Lütfen Allah aşkına bunu düşünün bak. Tamam, geçinemiyorsanız, ayrı dünyalardaysanız, farklı karakterlerdeyseniz, olmuyorduysa, cehennem bir hayat yaşıyorsanız, ayrılan evlilik kutsal değil yani, kapı kilitli değil. Evet. Arkadan açık, her zaman açık gidebileceğiniz bir şey, kurallarına uygun bir şekilde. Ama hürlüğünüz elden gittiyse, yani kendinizi orada köle hissediyorsanız, kölenin seçim hakkı yoktur, kölenin hareket şeyi de yoktu. Köle yani, gibi. Asiye Hocam, buradaki özgürlüğü de iyi anlamak lazım. Yani özgürlük ve hürriyet kavramları farklıdır. Bizim kültürümüze, dilimize 50'li yıllarda yerleşmiştir aslında özgürlük kavramı. Buradaki ifadeyi de iyi algılamak lazım. Özgürlük demek her kafana estiğini yapmak demek değildir. Evet. Belirli sınırlar içerisinde gereken olanları, uygun olanları, makul olanları yapmaktır. Ama günümüzde insanlar tamamıyla bir tahakküm altına almak istedikleri için karşı tarafa bu pencereden bakılıyor. Yani yaşantıya nazaran biz gerçeklerden bahsediyoruz. Olması gerekenlerden bahsediyoruz. Bu önemli noktadır. Ama toplum hep yaşananlar bazında baktığı için hep aynı konuya dönüyoruz ve aynı şeyleri bahsediyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz bu yüzden. Evet. Bu Nortec Web anladığım kadarıyla bir beyefendi kadının eşine mecbur yardımcı olmasından. Bunu konuşacağız arkadaşlar. Evet. Bekleyin, Nortec Web kavram konusunu içeceğim. Bakalım sizin neler yapmanız gerektiğinizle alakalı. Bir kadın gözüyle değil, yani böyle bir Müslüman gözüyle bunu dinleyen, yani bir kadın bunu anlatıyor düşüncesiyle değil. Bir mümin kardeşinin anladığını anlatmaya çalışacak sizin. İnşallah ileriki derslerimizde o sınırlar ve sorumluluklar konusunu, kadının sorumluluklarını, erkeğin sorumlulukları konusunda değineceğiz inşallah. Evet, inşallah Hümeti Hocam. Zaten burada en büyük sıkıntımız bizim kadın ya da erkek değil, bir insanın. İnsanlık olarak. Bir insan olarak sınırlarımızı koruyabilmek, varoluş serüvenimizde doğru saflarda yolumuzu tamamlayabilmektir diyelim. İnşallah sınırlarımızı koruyanlardan ve kendi benliğimizi doğru istikamette tamamlamış bireylerden olması duasıyla, bir dahaki perşembeye ölmez sağ kalırsak görüşmek, hasbihalleşmek duasıyla hepinizi Yaradan'a emanet ediyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam.